Başarımlar evet. Kazanmış Burcu. Oyun Burcu çok oynuyor. Sanırım. Burcu başarım kazanmış. Oyuna başarımlar mı geldi? Merhaba evet. Burcu. Merhaba. Vah vah, paran ancak birini etiyor Burcu. Hangisini seçerdin? Lüks üstü açık araba mı? Lüks cip mi? Neden? Açık araba. Niye açık araba? Bilmem yok. Neden açık araba? Neden? Jip kraldır ya bu arada. Çok net. Jip adamdır. Belki sen de seçerdin. Yok. Ben üstü açık araba seçerdim. Tam düzeltiyorsun da bunu seçerdim. Ama sanırım oyun değişmiş. Evet, oyun değişmiş. Artık görev alıp veremiyoruz. Otomatik seçiyor. Peki. Yalnız üstü aynı jipe... şeyleri seçtiğiniz için yüksek vermek evet. Zorundasın. Ver o zaman. Pekala. Evet, sen de açık araba dediğin için. Ben de sana hemen veriyorum. Eğer sen de bu güvenebilirsem geçeceğim. Berk, kendini evet. Bilmezin teki göz göre göre sevgisini asılıyor. Emmediğini şekilde o kişiyi haddini nasıl bildirirsin? Hadi Berk. Haddini bildiren. Şey söyleyeyim, artık şey de yok. Efendim? Kategori de seçemiyorsun. Evet, kategori de seçemiyoruz ama senin başarımların var yani, oynamışsın da bayağı. Evet, ben bir hafta falan oldu herhalde. Bu soru gerçekten sana artık yani. Tamam, ne var? Tamam. Kendi bilmesin teki göz göre göre sevgilinle asılıyor. En medeni şekilde o kişiye haddini nasıl bildirirsin? Şarkımı açarım. Medeni şekilde. Evet. Kapısını aç değil mi? Göz göre göre sevgilim asılıyor. Oğlum. Aa, bu soru gerçekten çok güzel bir soru. Bir şey söyleyeyim, bence hiç güzel soru değil. Bu işin bu kısmı medeniliği olmaz herhalde. Erkeklerin hepsi bu konuda yalan söylüyor. Nasıl yani? Neyi yalan söylüyor? Ya işte döverim falan, işte iç yapıştırırım falan diyorlar ama gerçekten başına geldikleri zaman hep susuyor. Nasıl ya? Yok canım. Haddini... Kim susuyor Allah aşkına? Şimdi haddini... Ya hayır, gerçekten öyle. Ben onu tecrübe ettim yani. O yüzden... Sen Migros'ta adam dövdün bu konuyla. Evet ilgili. Evet. Susan'da dev sıkıntı vardı bu arada. Bu bence bunun medeniyeti olmaz ya. Susan vurduruyordur muhtemelen. Bence şöyle bu... Nasıl yaparsın? Asıl nasıl öyle yaparsın? Mesela örnek veriyorum. Şu an neredesiniz? Biz şu an canlı yayındayız. Hayır, yani mekan olarak neredesiniz? Hani arkada... Ev burası. Benim pavyonum. Benim evim burası. Evim burası. Arkada ışığım var. Böyle ışıkları falan var çocuğum. Kupaları var falan. Neyse, haddini bildirme kısmında şöyle olabilir. Hani nasıl asılıyorsa eğer asılma... Hani sonuçta bir şey söylüyor değil mi? Ya da iltifat ediyor. O iltifata göre ya da söylediği şeye göre hani onu bozabilirsin. Ya da ona göre bir şey söyleyebilirsin. Başka türlü haddini nasıl bilebilirsin? Ya sevgilinle asılıyor kısmı ya. Bir de şöyle bir şey var. Genelde zaten yanındaki kız bir şey söylemesi gerekiyor. Yani eğer o susuyorsa bana gelir laf. Evet. Söyleyebilir ki. Ya emmediğin şekilde şey derim. Emmediğin şekli şu ya, dostum devam et. Devam et. Ya bu yani emmediğinisi ne olur abi bu işin? Devam et. Devam et. Tamam. Yok, yoluna devam et manasında. Al senin olsun değil. O ne? Hayır. Ben bugün de senin olsun. Ben çok kullandım bugün filan diyorum. Aha. Ben bu soruyu geçiyorum çünkü ben ikisini de yapmadım. Tamam. Biz anlatalım. Bizim YouTube'da videomuz var. Yok ya. Hiç sevmediğim kategoriler. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben de bunlar mesela bu soru bana gelse aklıma gelmez. Nerede ne vardı? Ya vardır illa komik bir diyalog ya. Bunu geçemiyor değil mi artık? Bu son hakkı. Ya elbette ki vardır. Ama hani aklıma hiç gelmiyor ki. Ya düşünüyorum. Ha, gerçekten gelmiyor. İnsana böyle bir soru gelince insan bir kalıyor. İyi peki, tamam, o zaman. Peki. Üzgünüm. Bu bizden olsun o zaman. İzginim. Düşük puan veriyorum ben maalesef. Abi o kadar yalnız bak. Işıklıkları falan var. Bana ya. Sen nasıl açtın o ışıklıkları ya? Biz mi düşük yaptık acaba? Berk 18-30 yaşlarında kesilecek insan aranıyor. Başlıklı bir iş ilanına başvurdu. Neden o iş için biçilmiş kaftan olduğunu anlatsın. Yani saç kesilecek olsa da dese ben cevap veririm de. Nasıl yani ya kesilecek insan? Kesilecek insan. Kesileceğim. Normal kesileceğim. Bilemezsin. Nasıl kesileceğim lan? Eğer bu normal kesileceksem şey derim. Sonuçta ben de... Sen kesilmeyeceksin. Yok ya, o kesilecek. O kesilecek. Ha, evet evet, pardon. Sen evet ben kesileceğim. Pardon. Neden o iş için? Normal eğer birinci anlamda kullanılan kesilecek, kesilmek anlamında kullanıyorsa yani beni aşacaklarsa gerçekten şunu söyleyebilirim. Sonuçta sigara, alkol kullanmıyorum. Şeker, tuz kullanmıyorum. Böyle hani şey diyebilirim.
kendime iyi bakıyorum, sağlıklıyım. Bu yüzden hani bütün test sonuçlarınızı hani yanıltacak bir şey çıkmaz. Bu iş içinde ben biçilmiş kaptanım. Şey kaptanım diyorum. Kaftanım. Kaptan. Kaptan. Aynen. Kaptanım. Tamam. Peki bir şey soracağım. Kesmek. Puanım. Uzaktan kesmek gibiyse Berk. Niye onun için peki biçilmiş? Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Belli bir süre sonra puanların artacak. Yani aşama aşama artacak. Puan seviyelerinde yükselecek. Anladım. Biz hala şu an 6 geliyor mesela. Yani, evet, çünkü şöyle bir şey var. Ben oyuna yeni girdim. O yüzden de puanlarım düşükten başlıyor. Hmm. Şimdi oyunla biraz süre kaldıktan sonra soru cevapladıkça puanların yükseliyor. Ama hiçbir şey yaramıyor bu. Tamam. Anlat bakalım Burcu. Evet bak, bunu anlatayım. Ben YouTube'da okuyorum. İsmimdir. Sesin gelmedi. Ondan sonra. Ha? Sesin gelmedi diyorum tekrar. Ben 3 senedir yurt dışında okuyorum. Hı-hı. Üniversiteye ilk başladığım sene kız arkadaşlarımla beraber bir disco mekanına gitmiştik. Burada çok popüler olan erkek arkadaşlarımızla birlikte. Sonra çok fazla sarhoş olduk. Gerçekten ben kendim çok sarhoş oldum. Sonra kapıya taksi çağırdık. Taksiye bineceğimiz anda ben taksiye binerken dengemi kaybedip çok fena bir şekilde yolun ortasına düştüm. Kaldırımın olduğu kenardan. Ve o gün benim üzerimde bir elbise vardı. Erkek arkadaşımın ceketi falan vardı benim de. Sonra ceket yırtıldı. Ondan sonra elbisemin yaka kısmı yırtıldı. Düştüğüm esnada. Sanki böyle çok iğrenç bir görüntü oldu. Sanki başıma gelmiş gibi falan. Sonra belimi incittim. O düşmeden sonra. Evet, belimi incittim. Bayağı kötü düşmüştüm. Çok büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ve teşekkür ederim. Ondan sonra. O yüzden de artık bundan sonra çok sarhoş olmamaya özen gösteriyorum. O düşmeden sonra. Dikkat ediyorum. Verdim 6 puan. Soru senin. Direncan abi. Geliyor bak şimdi. Sorum geliyor. Dırırıt. Diren eskiden hoşlandı ama itiraf edemediği bir kişi itirafının hikayesini anlatsın. Hadi bakalım. Ben seni yakmaya gelmişsin bugün. Belli. Eskiden hoşlandım ama itiraf edemediğim bir kişi. Aa. İsmi sık ya. Onu anlattığında ismi sık. Abi çok spesifik ama. Çok spesifik. Mutlaka vardır biri ya. Çok aşırı spesifik. Instagram'dan falan takipleşiyoruz. Çok ayıp olur. Allah Allah. Abi ortaokuldaki sıra arkadaşımla aşırı hoşlanıyordum ben. Aşırı aşırı yani. Hala hoşlanıyor musun? Yok hala değil ya, hala değil. Vallahi değil. Hala izliyorsa eğer bunları, hayır değil. Hala değil, kesinlikle değil. Biraz, çok az. Hoşlanıyorsun hala. Yok şey değil, ben aşırı hoşlanıyordum. Hatta şey falan yapmıştım, neydi o? Hatun bir ara sevgili yapmıştı. Ertesi gün böyle çok böyle üzülüp darılıp falan başka bir çocukla çok yakın kanka olup onun sırasına falan geçmiştim yanındaki çocukla konuşup. Abi ya hiçbir şekilde zaten olma ihtimali yok zaten. Aynen. Hiçbir şekilde de olamaz zaten. Hiçbir şekilde de olamaz. Hala. Yenge de olamaz. Selamlar buradan. Merhaba yenge. Şuradan tıklatayım size sana şöyle. Yalnız. Aydın. Peki. Öyle. Teşekkür ederim. Hala ama bu puanı tamamen şeyden dolayı verdim. Dürüstlüğünden. Aşkı olan saygımdan dolayı. Teşekkür ederim. Biriyle kız. Rica ederim. Eyvah eyvah. Bir internetten bu arada yani buluşmaktan falan mı bahsediyoruz yoksa normal tanışmaktan mı? İkisi de olur. Herhangi bir kız tanışma hikayeni anlatsın. Partiden bu arada kimseye tanışmadım. Çok fazla partiye gitmiyorum ama internetten tanıştığım çok fazla arkadaşım var. Hatta bazı arkadaşlarım normal İzmir'deki arkadaşlarımdan bile daha yakın. Öyle söyleyeyim. Kız erkek arkadaşlarım çok fazla var. Kıps ne? Kıps? Şu arkadaşlar. Ama kız arkadaşlarım da var. Hatta mesela geçen ne zamandı? Bundan bir hafta önce falan İstanbul'a gittiğimde bir kız arkadaşımla görüştük. Ama hani tanışma hikayeleri öyle çok cik bir şey değil yani. Ben çok özür dilerim. Bana öyle çok bir ne olayı yok. Sana? Bana bir mesaj geldi. Ne geldi sana? Kim o sıra arkadaşın? Şey dedi, ortaokuldaki sıra arkadaşın öldü. Mesaj geldi. Sen de öldün. Öldün.
Abi, bana 3 tane mesaj geldi. Öyle bir değil ki yani, gelmiş geçmiş şey. Gelsin burada gözükmeden şurada istiyorsanız şurada bir kavganızı verin yani. Çıkarsın değil mi? Şurada şeyinizi yapın. Fight'ınızı yapın. Peki. Berk, şöyle yapalım. Hı. Sen bana puan ver. Ondan sonra istersen biraz dolan. Tamam. Ben de dolanayım. Okey. Sonra tekrar denk gelirsek yine konuşuruz. Tamamdır. Verdim puanı. Bunu ama bunu ama düşük verdim. Düşük verdin ama Allah belanı versin zaten. Burcu bela oku belki. İki mi verdin sen bana? Hayır canım. Ben olur mu şey? Görüşmek üzere. Burcu geçti mi direkt sana? Abi yoktu ki yani. Anlatmadı ki. Kıpsı, şeye göre anlatsın dedi. Kaçtı direkt burada. Kız uzun uzun anlattı biraz sen bana. Biraz kaçtım. Bak. Ama yoktu yani o. İki mi verdin sen bana? Samet geldi yine. Samet'le oynadık ya. Selam abi. Samet iki mi verdin sen bize? Samet hiç anlamadı. Samet, gururundan koltukların kabarıp da inmediği hikayesini Berk anlatıyor. Samet Kara bu konu hakkında ilk soru sorabilir. Ne turnuvasıydı? Bizim kazandığımız Logitech turnuvasıydı herhalde. Bunlar turnuva da geçmiş. Tabii canım, benim başka nerede? Her hikaye turnuvada. Benim başka nerede öyle gururlanacağım yani? O turnuvada çok iyi oynamıştım Samet. Öyle yani, bunun hakkında ilk soru sorabiliriz. Kaç vurmuştun abi? Oğlum o ne, soru sormadım. 9 puan Samet teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Samet. Hadi sana da bir tane verelim de. Bize iki verelim. Samet unutamadı, hatırladığında bile korkudan boğazının düğümlendiği bir karabasan hikayesini detaylar anlatsın. Hiç karabasan gördün mü Samet? Uyku felci. Karabasan abi. Ben ne olduğunu bilmiyorum ki. Görmemiş olabilirsin peki. Çok güzel puan kazandı. Çok güzel Samet. Hiç görmeyerek. Hiç görmeyerek. Eline sağlık. Görüşmek üzere. Eyvallah Samet. Samet. Görüşürüz. Samet kızmadı ama bak, kim verdi falan. Kim verdi sen bana? Şimdi gelecek, şamara kayacak, gidecek Burcu. İki mi verdi sen bana? Niye kızdı o kadar ya? Adam kız puan kasıyordu herhalde belli ki. Baksana başarım falan vardı. Bizde başarım şu, bakacağım şimdi şuradan. Biz bir de uzun uzun anlatıyoruz diye bence bize kızdı. Çabuk çabuk sorularla puan toplamak istiyor bence. Evet. O çok uzun konuşuyorduk, biz o kadar anlatmadık ki. O daha çok anlattı. Ama anlattı, dinlemedin kızı, 2 puan verdin. Hayır abi, yokmuş yani öyle bir kıps olayı. İşte arkadaşlarla falan tanıştım dedi. İsmail gelip gitti. İsmail. Berke gelmiş. Berke'nin bizde fotoğrafı var lan, hem de senle benle. Berke? Selamun aleyküm abi. Aleyküm, bir fotoğraf daha çekilir miyiz Berke? Gel. Bir fotoğraf daha çekilir miyiz? Tamam, yayından alırsın bunu. Tamam, belki alırsın yayından. Tamam abi. Dilan için dürüst olma zamanı. Kim bilir ne iteledi Berk bana soru olarak. Bu sırrı sadece Berk'e bilecek. Bir kere öyle bir şey imkansız. Öyle bir şey imkansız, yayındayız. Bugüne kadar hiç kimseye söyleyemedi ama içten içe hoşlandığı arkadaşı kimdi? Oğlum sen bugün kesin öldün. Allah işe bak. İstiyorsan yayına giden sesi kapatayım, sadece Berke bilsin harbiden. Uyumamalık gibi. Berke söyler ki. Berke direkt millete de söyler. Doğru söylüyorsun. İçten içe hoşlandığım arkadaşım... Ya beyler hani arkadaş muhabbetine çok... Duvara vuruyorlar değil mi yandan? Yok yok, hiç öyle duvara vuruyorlar. Vuruyorlar. Sen kapının sürgüsünü kapattın mı? Kanka çekeceğim. Oğlum bugün abi dayak yiyeceğim ben sevgilim. Yok abi sen anlat, şey dökül ya, ne var ne yok. Abi kapı gitti. Akşam da çıkarız. İçten içe hoşlandığım arkadaşım kimdi? 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 Oğlum söylediğim kız mı vardı işte ortaokulda? Odadan salma istedim. Ortaokuldaki lisede, söylediğim lisede, kız vardı. Aa lisede, lisede bir hatun vardı. Lisede yok mudur yani? Abi lisede, vardır abi. Lisede bir hatun vardı o zaman, MSN memesen var Berke. Ben MSN'den yazıyorum şey falan diyorum, bir de o zaman biz de acemiyiz daha, lise yeni falan, lise 1 falanım. Ya diyorum ki senle ben olur muyuz? Sence hani böyle bir dünya var mı? Sence böyle bir imkan var mı diyorum. Kız ya oluruz, neden olmasın, ama işte henüz ben seni arkadaş olarak görüyorum, seni tanımak istiyorum falan dedi. Kız 2 sene tanıyamadı beni Berke. 2 sene tanıyamadı ben. İçten içe değil o kadar, kız da biliyor da hoşlanıyorum. Abi ben kameranın niye olmadığını anlamadım. Bayağı hoşlanıyorum. Koltuğu çekmemişiz, çeksenize şu koltuğu. Sen ayıp ettin bana. Reyhan. Öyle. Reyhan çok ayıp ettin bana. Veriyorum abi puanı. Direkt adına sesleniyormuşum puan mı? Neymiş adı? Biz kaçırdık adını. Kaçırırsın abi.
Tamam. Rain Man dedi bir dakika. Rain Man değil oğlum. Abi öyle işte. Ayıp ettin yani. Ayıp ettim Berke. Berke çok hoşlanıyordum oğlum. 9 puanlık falan hoşlanıyordum yani. Kaç puan verdin ki Berke? Veriyorum abi. Eyvallah Berke. Herkesin vardır. Şartlar farklı olsa sevgili olabileceklerini düşündüğü bir arkadaşıyla hikayesini Berke anlatsın. Geçmişten de olur. Oo. Dökül bakalım Berke. Oo, bugün sevgiliden dayak yeme günü. Oğlum bu neymiş ya? Berke bugün sevgiliden dayak yeme günümüz kardeşim. Diren tüm okulu elinden geçirmiş onu bak. Hızlıymışsın oğlum, sen oğlum, de. Oğlum o liseydi sen lan. Sen hızlıymışsın ha. Bir de ortaokul bir de liseydi. Hepsini anlatmadık lan. Damat. Gelen mesajlara bakıyoruz şimdi. Şimdi WhatsApp'a bağlanıyorum. Evet Berke sendeyiz. Berke? Anlamadım ki soruyu, değiştireyim mi? Değiştir. Anlamadıysan ama şöyle. Mesela işte hoşlandığın ya da olabilecek, olmasını istediğin bir arkadaşın var ama işte başka şehirde ya da başka ülkede. Diyor ki şartlar farklı olsa, hani ikiniz aynı yerde olsaydınız ve yani bu mümkün olsaydı. Öyle birini anlat diyor. Ya. Tamam, tamam. Kardeş. Sıkıntı yok, değiştir. Kaç sorusu da? Belki seç bakalım birini. Üstü açık arabayı seçerdim ya. Oğlum kimse kışı düşünmüyor mu? Niye üstü açık arabası ya? Abi kışın şeyde... Brandayla mı öpecek? Evime gideceğim. Genelde evime geçireceğim. Abi neden peki üstü açık? Genelde üstü açık arabaların üstü kapanıyor ya. Ha. Üstü açık arabaların. Ben ne bileyim oğlum, benim param var. Ben nereden bileyim? Bana böyle kötü... Oğlum... O niye kapanmış? Diren abi biz kartal çocuğuyuz. Ooo kardeşim! Kartal'da üstü açık arabanın var ya, patlatırlar ama. Kartal'dan taşımak lazım. Jipi de çizerler gerçekten. Aynen abi. Aynen. Peki Berke, verdim 3 puanını. Bak mesela Direncan abi imkanı yok, hala jip diyordu. Jip abi bence ya. Alp abiye sorsak da jip. Tamam abi, iyi yayınlar. Görüşürüz Berke. Ben chat'e geçiyorum. Tamam. Berk, lan tam da soru geldiydi. Bir şey de. Neydi? Neydi soru? Uyuyacak mı? Sen de ne olacaktı? Oğlum bak, eski sevgilinin soruları bana iteleme bak. Oğlum denk geliyor ama. En bir ilişkin var. Sıra şu an bende bak. Bana ne gelecek mesela? Görev al, görev ver. Görev ver geldi. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Günün müjde Halil. Yeni icadı ejderha dişlerinden yapılmış üçgatlı. Halil pazarlığı bir sorun yok. Dersin abi, o tiyatral sahne vardır. Yap bakalım. Recep, Bilge, Beckham bunlar böyle bundan kullanıyor dersin. Yapar mısın? Neydi o film lan? İngiltere kralı. Evet, evet. Ya, Prens Charles. Ronaldo, Messi. Peki güzel Halil. 9 verdi. Eyvallah, güzel referanslı ama. Halil oynamaya devam et. Hadi. Tırıt. Berk en son ne zaman bir yerden kovuldun, tüm çarpıcı detaylar anlatsın, anlatanları haline kadar beğenirse Berk kokar, puan kapar. Kovuldum. Ya en son kovulduğum dersten atılmamdı. En son evden kovulduk. Evet. Evden hiç kovulmadım ya. En son evet oradan, o, ben sayılmaz ya. Yani. Mustafa'yla bir yerden kovulmuşsundur ya dersten. İşte dersten kovuldum en son, bir tek onu hatırlıyorum. Lise 3. Niye kovuldun? 3'te mi ne? Ya bizim... Bir arkadaşımız vardı. Çocuğu ders aldık biz, tamam mı? Ya ders almadık aslında. Teneffüsten muhabbet ediyorduk. İşte zil çaldı. Sonra öğretmenler zili çaldı. Hala bize devam ediyor. Biz de en arka köşede oturuyoruz her zaman gibi. Çocuk da aramızda oturuyor. Yanımızda oturuyor. İkili oturuyoruz. O da tam sağda oturuyor. Öğretmen geldi derse. Bizim matematik hocası da onların matematik hocası da aynı. Çocuk kaldı. İşte bir çıktı. Yani çıkayım mı çıkayım mı oldu. Biz dedik kalk makar olur falan filan. Salaklığa baksana. O hoca da, matematikçi de çok sinirli bir hocadır, matematikçi. Neyse, gitti. Şeyi görmedi, Ersin'di çocuğun adı. Ersin'i görmedi, devam etti. 40 dakika ya ders, 35. dakikada falan Ersin'i fark etti. Ne yapıyorsunuz lan 3 kişi orada dedi. Ersin'i dışarı attı, fırlattı onu dışarı. Bir de onu tutar atardı böyle, onu fırlattı. Sonra biz güldük falan. Siz ne yapıyorsunuz orada, neye gülüyorsunuz işte, niye arkadaşınız burada vesaire. Sonra beni attı dışarıya, biz dışarıda tuttu. 35. dakikadan
bitiyor yani, değil mi? Ders bitiyor. 5 dakikada dayansak ders bitiyor. Ya 5 dakikada. Aynen. Sonra bizi şeye gönderdi işte, Seyhan Hoca, müdür yardımcısına gönderdi. Bunlar işte dersi kaynatıyorlar, adam almışlar falan diye. En son bu vardı yani. Güzeldi bari. Devam edelim Aliş. Hadi. Savaş Kovaş geldi tabi. Ne diyor? Halil paranın nasıl uydurma olduğunu tamamen hikaye anlatsın diyor. Nasıl hikaye? Abi Libyalılar, adamlar boş yani, hani yapacak bir şey bulamamışlar. Ülkede de demek ki yok, yani takas yöntemine yapacak bir şey yok demişler, bir şey çıkartalım. Para. En azından demişler böyle ticaretimizi sürdürürüz. Başka bir şey yoktur yani. Değil mi? Ne olabilir ki daha fazla yani? Nasıl bulunsun ki para başka? Değil mi? Yani. Peki yani. Aa, burada artık 12 ha. Oradan mı görünüyor evet, maksimum puan? Evet, artık 12 puan verebilmeye başladım bekle. Hayır, maksimum puan sağ üst köşede yazıyormuş. Ben onu yeni gördüm. Sendeyiz bu arada. Üzüntüden onu kahreden ya da gözlerinin dolmasına sebep olan bir olayı belki açıklasın diyor. Sıra bana mı geldi? Sıra sende. Onun üzüntüden o en son gözlerimi dolduran olay tabii ki Endgame'in sonuydu abi. Aa. Endgame'in sonuydu. Ben harbiden izlemedim. Sinema salonunda var ya, cayır cayır alıyordum ondan. Cayır cayır. Allah'tan 3 boyutlu gözlük falan vardı gözümde böyle. Buradan akan yaşları görmediler, şey yapmadılar. Çöktü bu arada da. Tamam, sal artık ya filmi. Hayır abi, sonu güzeldi ya. Ağla. Çok kurulmuş filmi. Değiştirmiyor. Spoiler versene diyorlar. Eyvallah abi, spoiler vermediğim için serisinden 9 puanı kaptım. Legolas ölüyor. Legolas ölüyor arkadaşlar. Hadi bakalım Halil. Ben beni işe almalısınız başlıklı bir konuşma yapıp kendini işe aldırma elinden geleni yapmalı. Ya ben şey okudum, finans okudum. Evet Halil. Ya, finans okudum, Bankacılık finans okudum. Yani finans işlerinden, para işlerinden çalıştığım yerde de zaten iyiyimdir yani. CV'lerim de o yöndedir, iyidir. Adamlar benden hep memnundu ayrıldığım işlerde. İyidir diyorsun. Olsun. Pazarla bence biraz kendini, abart. Finans okudukları yaptım, bunları yaptım diyorum. Abart biraz kendini. Öv. Sık. Halil gitti. Bir şirket vardı, batıyordu. Toplantının ortasına çıktı gitti Halil. Helal olsun, alalım biz bunu işe. Başarılı hareket oğlum bence. Devamı 5.99 deyip iyi games olmamış. Emir geldi, Erdal abiyle fotoğraf çekiyor. Emir, Erdal abi mi o yanındaki? İlk görev sen yapıyorsun. Halk Thor'la evleniyor. Ulan be, tam da miras falan hoşuma giden şeylerdi. Parayı izliyorduk yani, tam parayı kırmıştık. Babası geldi. Dırırıt. Reis gelmiş buraya. Reis ne haber? İyidir Emre, senden? Dari maaş kardeşi o. Açıklıyor. Lokmacı olup ayda 50 bin kazanmak mı? Google ofisinde çalışıp ayda 10 bin kazanmak mı işte? Google ofisinde çalışıp ayda 10 bin çünkü... Lan amına koyayım. Emre de benim ya. Allah ya. Ben lokmacı olurdum. Çünkü lokmacılara şimdi yeni kızlar, fenomen kızlar geliyor. Evet. O kızları yapma ihtimalim çok fazla vardı. Kariyeri boşlar kanka. Kesinlikle. Ben de lokmacıda 50 bin kazanmayı isterdim. Adam kariyeri abi, boş vardı. Kari yemeği odaklandı. Kari yemeği. Kariyer hani. İyi unutmuş adam, kariyer. Şeklinde. Oğlum niye gittiler ya? Bilmiyorum ki. Oğlum adam benden gitti sana. Ne oldu lan? Allah kahretsin, benden gitti sana. Ahmet küfür etti. Bak çocukta aşkını düşün. Ne kadar yanlıyor oğlum. Aa! Abi siz az önce niye gittiniz? Hadi ben de gittim. Birinden gittim. Oğlum ne gittim? Ötekine geçtim. Açı değişti lan sadece. Ama onlar internette sıkıntı var. Abi internette sıkıntı var herhalde. Bizimki dondu. Ha. İkisi de aynı anda bağlanıyor belki. Face off durdu. Peki face off durdu. Belki internette sıkıntı. Benim internette sıkıntı varmış. Bir daha görmeyeyim. İnternetin niye kötü belki? Şeye bağlandı mı diğer internete? Benim internette misin? Kimin internetindeyim ben? Ne bileyim ben, Wi-Fi'im nerede şu an? Wi-Fi'im bilmiyorum. Bir bakalım mı Wi-Fi'im nerede? Bir bak bakayım. Dur bakayım o zaman. Bakayım. Oğlum adamları harbiden bilerek kapatmışız gibi oldu. Adamlar çok ayıp oldu. Ayıp ya. Oldu ya. Neyse girelim. Bir daha yaparsa bakayım. Face-off'tan sonra... Şimdi ötekine tekrar bağlanıyormuşuz. 1.6 mı? 1.6 bugün olmaz ya arkadaşlar. 1.6'nın kadrosu ayrı. Aa, o. Farklı olur. Aha Yunus geldi. Görev yapıyorsun. Merhaba bakalım Yusuf. Merhaba.
Merhaba Akran, ne yapıyorsun? Bu ne lan? Yavuz ben şarkını söyleyeceğim. Narin yarimi söyleyeceğim. İnan bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Bak şey yapalım, bunu sen biliyorsan sen yap, ben sonraki ikisini ben yapayım. Abi ben hiç hatırlamıyorum. O kadar sözlerini aç ya. Narin yarimi aç bakayım ama. Ama sesini ve triplerini taklit ederek yapacaksın. Narin yarimi. Hani Emrah ne kadar trip olabilir? Emrah koş, ananım ananı işte o var. Abi ben bir sonrakine bakayım. Aynen, bir sonraki soruya bak. Ne bu? Uğurla bak sana, uğurla. Dur bekle bakalım. Berk bir sürede beraber olduğu 80 ağzı ceset kemirmiş gibi koktuğu için ayrılmaya karar verdi. Bu durumda ne yapar? Ben güzel bir açıklama konuşması yaptım. Abi şimdi açıklama konuşmasını tabii ki de bunun hakkında yapmam yani. Sorun sende değil, bende mi diyeceksin? Ya tabii ben şey derim hani, birbirimize iyi gelmiyoruz. Özellikle koku olarak. Palosko deme filan. Ya anlatırım işte hani, benim derim işim çok ön plana çıkıyor işte, sana zaman ayıramıyorum. Helal olsun. Vesaire. Sonra işte ağzı koktuğunu söylemem ama yani, o yüzden ayrılırım. Yunus abi nasıl kızamadın çocuğa değil mi? Dur sana puan veririm. Allah iyi anlattın. Yunus abi devam. Helal. Berk helal olsun lan. Ayrılalım, hiç kızmadım ben sana. Çak. Gitti adam. Puanı aldık, puan kaçtık. Eyvallah Yunus baba. Çok güzel anlattın ama helal olsun Berk. Tam kahpeymiş abi Berk. Şerefsiz. Yemin ederim. Abi ağzın koktuğu için ayrılmazsın yani. Mete'de Anosta fotoğrafı var. Görev veriyoruz Mete. Merhaba bu arada. Selamlar. Yapıştır gelsin, bak burada kim var. Hadi bakalım Mete. Mete Kendall Jenner'ın, Kendall Jenner'ın Instagram'da kendisinden fazla takipçiye sahip olmasının çok saçma olduğuna dair bir konuşma yapsın. Abi beni tanıyorsunuz zaten, üniversitede okuyorum. Evet. Şimdi kalçasından yapan bir insanla, derslerinden prim yapan bir insan arasında abi, nasıl bir fark olabilir? Yapan Kendall değil ki, ablası yapıyor kalçasından prim. Ya onda yok mu sanki abi? Ya 110 milyonluk da prim yapamazsın herhangi bir kalçayla abi bence. Sen ona mı baktın? Ben de şuna bir baksam diye düşünüyordum da iyi. 110 milyonmuş abi takipçisi. Bir kalçayla olur mu? Oğlum bu yumurtayla prim yapan değil miydi? Yumurtayla ne yaptı lan Kendall? Kadehle yapıyordu. Kadehle yapan da oğlum Kendall değil o. Ne ki lan? Oğlum yumurta olayında bu işte Kendall'den daha fazla yorum alır, beğeni alır diye çıkmadı mı yumurta? Bilmiyorum. Yumurta ondan çıkmadı mı? Evet. Bu yumurta Kendall'in fotoğrafından daha çok like alır diye çıktı galiba. Ben abi. O da bir çocuk fotoğrafı paylaşmıştı. Elini tuttu. Bebeğin elini tuttu, bir fotoğraf paylaşmıştı galiba. Abi yumurta, yumurtanın kadar çok beğeniyor. Çok istedik, onu takip ediyorum. Neleri takip ediyor adam? Peki Mete sen ne dedin? Dersleriyle aynı prim yapan mı dedin? Ya beyniyle prim yapan bir insan, kalçasıyla prim yapan bir insan arasında bence bir fark olmalı yani. Helal. Ben ikna oldum. Diren abi. Ama dersler bu arada. Kaç yıldır okuyorsun şimdi? Eyvallah abi, kaç senedir okuyorum bu arada. Üniversite nasıl gidiyor? Aynı ya, sizi beklemeye devam ediyoruz. Sadece sırf biz arada buluşma yapıyoruz diye kalıyorsun değil mi abi? Aynen öyle. Kendiniz canların 160'ı plastik. Burak Pak değil. Peki Burak. Berk otobüste giderken yanındaki uyuyan dedenin öldüğünü fark ediyor. O anki paniğini canlandırsın. Gel yapıyoruz. Gel. Çök. Çekil. Üstü bizi kameraya alsana. Sizi kameraya mı alayım? Evet, bizi kameraya al. Al. Girmeye çalışıyor biri. Biri girmeye çalışıyor. Merhaba. Oğlum kamera... Kameramızı getir. Kamera bende. Artık yapmadım. Berk ben amcayım, tamam. Hazır mısın? Gel amcayım ben. Amca ölüşü tamam. Yapıyorum. Yakın duralım birbirimize biz. Bana falan mı öleceksin, o tarafa mı öleceksin? Ben öleceğim, sonra sana geçecek kamera, hazır tamam, mısın? Tamam bana doğru öl bari. Oğlum onlar hiç görmüyor. Tamam. Beni dur, şeyden takip ben niye oradayım ki? Tamam ölüyorum. Hazır mısın Berk? Tamam. Gidiyoruz. Öldün mü? Oğlum bana doğru öldü, öldüğünü fark edin. Ben uyuyor sanırım ama öyle ölürsen. şu omzuma doğru öl sen. Nasıl? Omzuma doğru öl. Öl omzuma doğru. Amcacım. Amca. Yavrum. Gülmesene bana bakayım, bir şey yapıyorsun. Dayanamıyorum, dur. Amca? Amca? Alo? Amca düştü ama.
Yukarı basın, yukarıdaki şey versin, Muavin gelsin. Muavin Bey! Oğlum o otobüs değil lan. Hangi otobüs? Şehirler içi. Şehir içi. Ha şehir arası mı? Ha. Tamam bağırırım canım o zaman. Yere otobüs değil. Yardım edin! Zav, kalkamazsın ki ya, dolu. Nasıl yani ya? Hala dolu, otobüs full. Abi tamam işte o zaman ne yapacağız? Gel kucağına alacağım. Allah Allah, ruhsuz. Hoşuna gitti herhalde senin ölmek. Yola evi buraya bayılıyorsun. Sen ölmeyi bayılmak sanmışım. Ne yapıyorsun? Mete oynadı, 12 verdi Mete. Mete verdi. Mete tiyatromuz 12 Mete. Verdi yani. Ha. Mete! Ambulans nerede Mete? Verdin 12 puanını da. Mete artık farklı yerleri görüyor. 12 puanı verdim, ambulans yok abi ortada. Al. Mete arkadaştan hangisini? Senin paniğine sıçayım. Amca dedin sadece. Abi ben önümde trafik kazası... Hatırlamıyorsun trafik kazası. Ha. Bende yok abi, bende öyle panik yok yani. Trafik kazasının içinde bulundum. Bana çarptılar ama bakayım. Arabadaki benim. Çıktım devam ettim yokmuş gibi. Ne bu? Müzik dinliyor. Oo. Neden özellik? Abi şöyle bir şey var. Arkadaşlarımın evinin ortasında bir delik var. Böyle daha doğrusu hani önceden oyulmuş bir yer. Gizli bir geçit gibi bana girip çıkıyorlarmış önceden. Hani isterdim ya. Bilmiyorum şu an mantıksız geldi ama niye koymak istersin ki bir arkadaşının evine? Oğlum ben söyleyeyim, mesela bizim bir tane şey var. Ne? Oraya... 3 kişi kalan bir arkadaşım var, tamam mı? 3 kişi kalıyorlar. Koy. Dur. Yine düşüyoruz. Mete gitme lütfen. Gidiyoruz. Ha. Tamam gitme. Beni duyuyor musun? Ben. 3 kişi kalan bir arkadaşım var bizim. 3 kişi kalıyorlar. Onların evine kesin net koymak isterdim. Mesela bazen yayında oluyorum ya da işte akşam çıkamıyorum ya da başka bir yerde oluyorum. Muhabbeti kaçırıyorum amına koyayım. Muazzam da muhabbet dönüyor üçünün arasında. Öyle bir sebepten koyardım yani. Bazı şeylerden feragat etmen lazım sana ya. Sana koyardım. Mecbur. Abi oğlum işte daha yayın devam edecek. Gece çıkacağız yine. Öyle kardeşim. Berk wife'ın değiştir bence. Ulan wife'ın değil bence ya. Peki. Mete. Ahmet'e sen de anlatmadın ki, ben anlattım ya. Ben de anlattım çünkü yok yani. Bir insanın evine neden gizli kamera koymak istedim ki? Ha Mete ki? O zaman. Doğru söylüyorsun. Mete sana en düşük puanı verdim orada. Oğlum sürü söyleme artık, belki görmeyecek ya. İspiyonu veriyorum Mete, en düşük puanı verdi sana. Biraz önce gördün mü, Burcu diye bir kız gelip gitti, kızdı. 2 puan mı verdin abi? Vallahi, kızdı daha... gitti. Anlatmadı ki ama. Hadi bakalım. Ben hadi soru bakayım. Sende aslında. Sadece ise. Evet biliyoruz, rutinler çok da eğlenceli değil, hatta sıkıcıdırlar. Belki rutin bir gününü anlatabileceği en yaratıcı şekilde anlatsın. Niye yaratıcı bir şekilde abi? Benim en rutin günüm ne biliyor musun? 24 saat yayından çıkmış oluyoruz biz Anlos'la. Yani hayır en... Nasıl 16 saat falan uyuyorum anasını satayım. Rutin falan değil yani. Günlük rutininin farklı bir şeyini anlatacaksın sen. Rutin değil yani o senin. Abi rutin olarak genelde uyuyorum ve oyun oynuyorum. Bir daha uyuyorum. Abi işte abi yaratıcı ol mesela. Yaratıcı ne? Çok deli uyuyorum, tamam mı? Mesela... Bir orlarım. Aklın hayalin durur. Melodik şey orlarım. Senin evin, şey, odanda VR var. Evet. Ha ben nasıl bir rutinim olsun onu anlatayım mı? Anlat. Nasıl bir rutinim olsun? Anlat bir de ben ekstra olarak bir soru sorayım. Abi. Bir şey soracağım dur onu anlatmadan önce. Hiç bir yere böyle takıp yataktakini uyuyakaldın falan oldu mu? Hayır. Peki devam. Ne izleyip de uyuyakalmış olabilir? Ben bilemem. Sorumu sordum hayır dedim. Devam et. Ben beni zor durumda bırakan sorular sorayım. Mete 12 puan verdi. Hiçbir şey yapmadım. Mete. Mete hiçbir şey yapmadı. Bırak da bir anlatsın adam. Mete bir yerde bir yerde gitti. Al Mete. Var mı sevgili Mete bu arada? Bedava puan oluyor. Yapıyorum, hazır mıyız? Yap. Yap abi. Sonuçta bu hayata sevdiğin insanla beraber giriyorsun. Maddi, manevi her şekilde kalbini, evini, bütün hayatını paylaşıyorsun. Ve bu hayat altınları. İçin... Madem maddi değil, bırak lazım. Altınları yeğenim. Bizim dragonlarımız yok. Bizim de yok kardeşim ya. Ne? Kız tarafı izleye niye şey yapıyorsun? Sen ne yaptın dragonları? Ben cukka dragonları. O konumuz değil. Konumuz o değil mi? Madem maddi değil, bırak abi bizde kalsın altınlar. Ya işte kırmadan bunu konuşmak lazım. Sonuçta o hayatı yaşayacak olan ikimiziz. Gerçi bunun geri ödemesi oluyor zaten karşıya da. Kardeşim ama yani kız başına ne yapsın, bırak altınları kızda kalsın yani. Kızın da bir garantisi olur. Yarın öbür gün bugün varsın yarın yoksun. Genç de çocuksun da sen şimdi sigara kullanıyorsundur. Alkol vardır sende. Sen de akciğer, ciğer, karaciğer hepsi çıkar. Bırak kızda kalsın altınlar. En son sözü erkekler. Altınlar yani. Bizde kalıyor. Ben alıyorum, ben kapalıyorum. Altınlar bizde. Altınlar bizde. Mete bak şimdi bu adam senin düşük puan alman için zorluyor ama. Hiç hoş değil yani. Sonra ben düşük puan verince ben kötü oluyorum. Mete sokakta görüp dalacak bana sonra.
Hadi yine ya, bak. Hepinizi seviyorum. Ver 12'yi ver ya. Ver. Verdim verdim. Eyvallah abi. Eyvallah Mete. Görüşmek üzere Mete. Kendine iyi bak. Ver. Görüşürüz abi. Sen nasıl niye ama? Soru nasıl? Cevaplamıyorsun geliyor nasıl geliyor. Nasıl çöktüm altınlara? Yo ben cevaplamam. Sen var ya sen çok nasıl şeysin çirkefsin. Nasıl çöktüm altınlara az önce? Tufan geldi gitti. Ama ben hareket yapınca gitmiş. Bir şey diyeceğim. Tufan da gitmişken birilerine eklip mi oynasak? Tamam oynayalım. Dur şuradan mı çıkıyorduk? Şuradan çıktık. Arkadaş ekleyip oynasak? Arkadaş ekleyeceğiz. Şey mesela nasıl şey ekleyeceğiz? De var bu arada. Arkadaş ekleye bas. Daha önce oynadıklarını arkadaş da ekleyebiliriz. Yani zaten eklemişler evet. Mesela. Samet onlar Kara, evet. Emir eklemiş. Onları kabul edelim. Bugün oyuna girdiklerini şu an arkadaş ekleyebiliyorsun. Bu da güzel bir özellik. Aa bizim Yiğit falan eklemiş lan. Dur bak 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 şimdi Yiğit'i... Yiğit'i buldun. Sen tanıyor evet, olabilirsin onu. Tabii, bak, oo bak Canaktaş. Tabii tabii. Erdal. Bu bizim umarım bizim Erdal abi değildir bu. Abi. Miray, Fatih. Bunlar bizimkiler. Ya Samet. Ekle Miray. Ekledim. Hüseyin de bizim Hüseyin herhalde. Ankas mı lan bu Hüseyin? Fatih de ekledim. Aa Wolfgang. Tamam oğlum bizim ekip burada işte. Samet'i nasıl çıkaracağım arkadaşlıktan mesela? Samet'i nasıl çıkartacağım? Samet durmadığı için değil mi? Samet dur. Yayını izliyorsun şu an biliyoruz dur. Durmuyorlar. Samet ekranı gösteren değil mi? Evet ekranı gösteren arkadaşım. Samet durmuyordu. Tamam bak şimdi Samet. Dur bakayım bir. Hadi bak. Görüşürüz Samet. Bu şekilde silmiyorsunuz. Bak şimdi. Oğlum dur. Aa Samet yine şey yaptı ya. Samet yine de benim şeyimi açtıp. Dur Mete'yi de kabul edelim. Helal olsun. Valla ben en çok Mete'yle eğlendim. Durduk yere 12 puan verdi ya bana bayıldım. Oğlum bizim komple Discord burada lan. Murat Yılmaz'ı, Enes, Josyon, Arya, Enes. Josyon muydu oradaki? Tabi bizim ya herkes burada. Şuna bak. Şey yap, ekle Arya'yı ara bakalım. Buradan. Miray burada. Madem girdi. Bir yeni arkadaş. Miray mı burada? Yes. Arıyorum. Ara Miray. Ara Miray. Modumuz Miray. Chatte yazıyordu biraz önce. Miray yakalandım. Dur bakayım en son ne yazmış chat'e. Miray oyunda yakaladık seni. Geldi. Oyun oyuncağına modluk yap Miray. Geldi. Chat'e kim bakıyor şimdi Miray onu söyle bakalım başta. Ya mod var bakıyorlar. Ben de bakıyorum ayrıca buradan şu an. Tamam. Hemen küfür yazsın chat'e Miray bağlayabilecek mi bakalım. Bakıyor mu bakmıyor mu hemen. Chat'e içinden geçiyorum chat'e. Ben baktım zaten ekibe direkt. Hüseyin, Yasin falan herkes burada ya güzel. Miray ekibi kurmuş arkaya. Terletinde kötü kokan arkadaşına Berk bu durumu nasıl açıklar? Üstelik arkadaş o kadar kötü kokmadığını iddia ediyor. Berk, bana açıkla. Yani ben çok pis terlerim bu arada arkadaşlar. Siz bilmezsiniz. Ekşi lahana gibi kokuyor. Ama şimdi neredeyiz? Ya dışarı şöyle. Mıyız, evde miyiz? Hayır evdeyiz. Tamam mı? Tamam. Yapamadım. Evdeyiz. Telefonum ikimiz, kötü. İkimiz aynı anda farklı duşlarda duşumuzu aldık. Geldik koltuğa oturduk. Ben tel kokmaya başladım bir anda. Açıkla. O hayır abi ben daha yeni duş aldım. Duş al. Yeni daha almış ol. Dün almış ol. Dün aldım ve kokmam abi zaten. Ter tamam. Kokmam ki ben. Tamam. İkna et beni. Abi tamam kokmayabilirsin de şimdi şöyle bir şey var. Şimdi senle ben aynı terlemiyoruz biliyorsun. Ve bir hani sen işte odanı havalandırmıyorsun, sigara içmiyorsun, sen sigara içiyorsun vesaire. Kilo faşizmi yapıyorsun sen. Hayır, bana yapma. Hayır abi. Çok haklı konuşuyor. Ben şey yapamayacağım. Miray, Miray'a söyle. Miray ter kokuyormuş. Miray ikna et ter koktuğuna. Ya Allah Allah. Miray şimdi sen de sen neredeydin? Antalya değil mi? Zonguldak'tayım şu an. Lan ama Antalya'da okuyorsun. Ama Antalya'da okuyorsun. Mesela yüzden... genelde Antalya'da çok fazla terliyorsundur değil mi? Yani ister istemez terliyorsundur. Senin kilon işte, senin bulunduğun konum. Coğrafi nereye geleceksin onu gelsin. Yani bu elinde olmadan bu gerçekleşen bir şey. Bu da burun yani. Şey. Buna da burun diyorlar yani. Bu elinde olmadan kadar gerçekleşen yapayım. Bir şey. O yüzden yani duş al. Kokuyorsun yani. Deodorant sık. Deodorant buna bir puanı gitsin bu. Bu nedir ya? Puanlıyorum o zaman ben. Tamam. Oha 48 bak. En yüksek puan 48. En düşüğünü ver buna ya. Bu nedir? Ne? En düşük kaç var orada? 24 var. 16 bu arada. Oğlum puanlar arttı değil mi? Biz böyle ama... olduk. Yani yayıncı mısın sonuçta? Tabii. Merak etme. Tabii modlun gidebilir. Her şey olabilir yani şu anda. Bu nasıl bir şey ya? Bu yayının bitişi de var. Biz bir şey yaparız. Miray. Uzun zamandır gözünün olduğu o kişi 80 ayrıldı. O kişiyi tavlama seçeceğin ne olur? Oo hadi bakalım yılan Miray. Tıs. Anlat dökül. Dondu yalnız. Miray mı dondu? Tıs. Abi, Miray ölü taklidi yapıyor. Miray bize bunu anlatacak abi ara bir daha. Ara bunu anlatacak. Ara bir daha Miray. Direkt kaydını alın bunu anlatacak. Dur. Neydi? Sevgisinden ayrılmış. Uzun zamandır gözünün olduğu kişi. Evet. Tamam.
Gözünü diktik sevgili sana. Ha, öyle kaçış yok Miray. Gel buraya. Anında kaçtı. Bize donmuş taklidi yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Böyle çantı duruyor falan böyle. Gözü kıpırdıyor bence, veriyor. Dur şu internete baksaydık keşke ya. Bu arada yok oldunuz az önce. Ya ya az önceki sorunun cevabını versen. Hiç öyle kaçamazsın. Sen şunu görev veriyoruz zaten. Ben evdeyim. Az önceki sorunun cevabını ver. Bunu boş ver. Bunu boş ver. Az önceki söyle. Dur bir okuyalım soruyu da. Bu da güzel lan. Güzel. Bunu bir sonrakine saklıyoruz. İlk önce onu cevap ver. Bunu bir sonraki. Neydi soru? Miray, hoşlandığın bir çocuk var. Sen de yaban çakalısın. Tamam mı? Çocuk sonunda sevgilisinden ayrılmış. Çocuğa nasıl yürürsün? Anlat yaban çakalı. Yılan. Tıs. Anlat bakalım. Peki kız benim yakına, yakının falan değil değil mi kız benim? Öyle bir şey belirtmemiş. Belirtmemiş. İstediğin gibi kurabilirsin. Yakın arkadaşın da olabilir yani, onunla kurabilirsin. Öyle daha kolay, ona da dair bir stratejin varsa onu anlat. Evet, evet. O zaman... Yani sonuçta hani yalnız kalmış. Böyle yalnız kaldığı için hem duygusal anlamda... Hayır, sen çocukla konuşuyorsun şu an. Yalnız kalmış deme. Çocukla konuşuyorsun. Sen çocuğa yürüyorsun. Çocuğa söyle, yalnız tamam kaldın mı diyeceksin çocuğa? Ben söylüyorum. Çocuğa yürüyorsun çocuğa. Çocukla sevgili olmaya çalışıyorsun. Yürüyorsun. Ya ben uzun zamandır seni takip ediyordum. İşte sevgin olduğu için gel, yaklaşmak gel, istemedim. Gel, o çocuk benim, gel. Yani devam, konuşmak istemedim. Yolla, yolla Miray. yani birbirimizi diye mi düşünüyorum acaba? Hani sevgilimle ayrıldığım günü mü bekledin? Yaban çakalı. Ha? Yani sonuçta ya yazımızda sevgilime yazmak diye bir şey yok. Bırak değil mi? Kızı stalkluyor musun bari? Hala. Ne münasebet, o beni stalklasın. Hayır yani o beni stalklasın diyorsun da bizim ilişkiyi baştan sona şey yapmışsın. Çok ayıp değil mi? Hayır, ben sizi takip ediyordum. Sen mi ayırdın bizi? Doğruyu söylesene. Sen mi ayırdın bizi? Sen mi ayırdın? Büyü yaptın. Büyü yaptın. Büyü. Ben düştüm abi. Büyü varsa korkarım çünkü. Günah bir de. Günah gözü aldıysa. Tamam bak şey yapalım mı? Neler yapar? Bunu da cevaplasın. Biz nasıl iki tane cevaplayacağız? Bunu tatmin etmedi. Bunu da cevaplasın. Bunu puanlarız işte. Evet. Tamam, bunu puanlayalım hadi. Bunda mı cevaplayacağım? Evet. Düşmeseydin az önce bize. Dur okuyayım bir dakika. Of. 18 Mayıs'ta gelecek misin? Geleceğim arkadaşlar. Ne? Kara kedi yazıyorlar. Yani sonuç olarak ağlamış olacağım. Tabii. Hiç... O yüzden yanaklarım ıslak olacak. O yüzden dedim ki o kadar hani duygulandım ki zaten bugünü bekliyordum. O yüzden hani kesinlikle senin heyecanından, mutluluğundan falan dedim yani ne bileyim ne dedim. Hani madem çaktırmıyorum. Budur yani. Çocuğun ağzı ama daha ağlamıyor. Ama. Çocuk anladı ağladığını. Ağlamıyor daha. Sen ağlamıyorsun daha. Kendini zor tutuyorsun ağlamamak için. Tam o anda ağlayacakken böyle o patlama noktasını öpüyor. Tam ağlamaya başlıyorum o zaman. Çok kötü öptü ya. Böyle öpülür mü ya? Hem kendimi tutmak zorunda kalmam hem de böyle şey gibi olur hani. Hype olur orada bir. Aa ne kadar mutluyum işte falan olur. Peki. Direncen'e puanlasın. Sen az önce beni sevdiğinde ayırdın değil mi? Al sana 8 puan. Role girmiş ama. Miray demek büyü yaparsın ha. Benim kanalı unmod çekiyor şimdi. Hadi bakalım Mert. Bu bana mı geldi? Evet. Sana evet. Yaratıcı bir rutinin nasıl olur? Belki rutin bir gününü anlatabileceği en yaratıcı şekilde anlatsın. Sabah uyandım. Yaratıcı derken mesela. Sabah uyandım bir an bakındım burası neresi ben burayı tanımadım. Kollarımda bir kadın acaba neydi? Pantolon da yerde. Bak böyle ya, yaratıcı yani böyle yapabilirsin. Evet. Anlat bize belki. Anlatacağım şey benim rutinim olacak ama. Evet sürekli tamam. Yaptığım bir şey olacak. Okey. Ama çok yaratıcı böyle güzel anlatacaksın. Allah Allah bunları düşünmem lazım şimdi nasıl yaratıcı öyle bulayım ki? Tamam. Yani. Abi nerede uyanıyorum? Evde mi uyanıyorum? Ev nerede peki? Yaratıcı ol. Rutin bir gün diyor. Nerede ama uyanıyorum? Kendi hayatıma dahil mesela. Şu anda burada mı uyanıyorum yoksa? Evet rutin günün bu. Hayır ya hayalindeki hayır, rutin günü. Hayalin mi? Abi. Hayalindeki hayal rutin günü. Neyse hayalindeki olsun fark etmez. Okey abi.
çorba içiyoruz diyorlar bak. Yok. Bir gün tamam şeyde uyanıyorum. Bora Bora adalarında rutinim. Hiç şaşmaz. Bora Bora adaları. Tabii. Oya Bora adaları. Yok, Bora Bora bu. Bora Bora. Bora Bora adaları. Uyanmışım orada. Hafta sonu şaşmaz ama. Hafta sonu rutinim böyledir. Bora Bora adaları. Bora Bora adalarında. Hafta içi zorluyorum bak. Tabii. Uyanıyorum hafta sonu. Sadece bu kadar. Abi oradan da şimdi oyun oynayasım geldi. Orada nasıl oynayacağım? Aklım onu düşünmemişti. Orada hiç. Var. Uydunet var. Kablonet var. uyanmışım. İşte bora net. Yanımda kız arkadaşım var. O gün. Mememe dokundu. O günkü kız arkadaşım var yanımda. Sabah tacizle başladı güne. Mememe niye dokundu? Sabah kahvaltımızı şeyde yapıyoruz. Yatta yapıyoruz. Açık, hemen o adanın açıklarında. Yatta yapıyoruz. Yat bir emir miydi bana? Sen niye rutini bozuyordun ki? Hafta sonu rutinin bu. Hiç şaşmaz ama bakıyorsun. Oğlum elimi iki defa oraya götürmeye çalıştım. Ben anlamadım. Allah Allah. Burada girdim. Seni oya oya bir hale getirdim ben. Oya oya adam. Rutinin bu ya Miray. Anlattırma da bana. Anlatın tamam mı? Hadi puanlıyorum. Miray sen rutini nasıl anlatmıştın lan? Ben anlatmadım ki çocuk da bastım. Doğru sen ben diyorum ki. Miray'da 48 puanı vereceksin. Ama böyle anlatabiliriz bak. Sabah uyan. Bak verdi 48'i gördün mü? Bak şimdi ne bu? Demek ki kapatmamıştın. Ya hepsini puan kapatamadım. Işte. Ben zaten şey yaptım. Orada basılı tutacaksın. Bunları bir daha göstermeyeceksin. Tamam. Bile bile yandı onu gruptan yüreğim. Yapsın onu. Yana yana söndü yüreğim. Açıkla bakalım Miray. Sanırım aşık olmam gereken birine aşık olmadım hiç ya. Yok muydu böyle küçükken işte çok ünlü biri falan fişman? Öğretmen yok mu öğretmen? Sende öğretmen mi var? Hüsnü Hocam bir anda sende bir dönüş bakalım. Şimdi bak ünlü dedin ya o yüzden diyorum. Aşık olmaması gereken biri ünlü olmaz ki. Ünlü ya aşık olabilir. Ne var? Ya benim öyle ki olmaması gerektiği daha böyle yasaklı. Dayı oğlum. dayı oğluma aşık oldum. Hani dayımı seviyorum filan. Eniştenmeye delirmeye. Burada hiçbir şeyim yok yani. Tamam bu soruyu es geçebiliyorsun. Geç bunu. Es geç bunu. Yalnız bana da sürekli böyle bir yılanlık, aşk, sevgi. Sana hep böyle bir şeyler geliyor. Var çünkü öyle şeyler herhalde. Bak. Ay bu bende var ya. Geçen ben burada bir şey yedim. Of. Bu bende var abi. Hatta ben abi, ne zaman yersem ağzımın tadını bozuyor ya. Yani. Ben zeytin yemeyi sevmiyorum. Zeytin sevmiyorum. Sen abi dengesiz misin? Sevmiyorum ama mesela böyle pizzada falan denk geliyor ya yiyesin gelmiyor. Sonra. Allah Allah. İğrenç bir tadı. Benim arada ben bir gün eve gittim tamam mı? Ekmeği yardım ikiye. Araya ketçabı sıktım. Giriştim ekmeğe tamam mı? Gömüyorum. Abi böyle ağzıma garip bir tat geldi. Ekmeğe bir baktım arkası böyle silme küf. Ne diyorsun ya? Allah belamı versin. Berk o tat var ya hala her böyle burnum tıkanı nezle olursun ya. Her burnum tıkanıp nezle olduğunda yediğim yemeklerde aklıma geliyor. Sürekli ağzımda yani. İğrenç bir tat abi. Silme küftü ama çok kötüydü ya. Miray ne demişti? Zeytin. Zeytin dedi Allah belamı versin. Zeytin kim ya? Zeytin ne be? Keşke köpek mi beslenir? Limonla hiç zeytin. Hiç falan yok mu ya? Karikatür var demiş. Salim Mehmetcan. Bak şey zor, ekmek arası ketçap soru işareti. Oğlum siz çocuk olmadınız mı hiç? Ekmek arası salçanın biraz daha lüksü işte bu. Lüksü. Evet. Peki. Ya oğlum ekmek arası cips de çok güzel. Biraz daha kötüsü ama bu arada. Ya seni sıkacağım ama ben. Bunu ben anlatıyorum. Allah senin belanı vermesin. Bunu ben anlatıyorum. Telefon düşüyor. Bunu ben anlatıyorum. Sevgilide kıskanan kişinin özgüvene ilgili problemleri vardır. Söyleme hakkında neler düşündüğünü açıklasın. Bu %100 değildir ama şudur. Her seven kişi kıskanır. Ama bunu hani tamamıyla paranoyak gibi yapmaması lazım. Anlatan sen seversin. Severim Anons Clips. Nasıl yapması lazım? Dozunda kıskançlık nasıl oluyor? Abi şimdi dozunda dediğin fazla samimiyetin ya da hani çok fazla seninle muhatabı oluyorsa öğrenmek istersin. Kim o? İşte nedir? Ne değildir? Kimliği mavi mi? Değil mi? Kimliği mavi sayılır konuşamazsın tabii ki. Ama işte ondan öncesi mesela çok her şeyi soruyorsa, kıskanıyorsa, işte irdeliyorsa, öğrenmek istiyorsa bu tamamen özgüven problemidir. Kesinlikle. Doğru bu arada. Ama çok haklı. Hatun bireylerde bir ufak şapşıklık olabiliyor. Var var hatun bireylerde. Yavşağı anlamayabiliyorlar yani. Aynen. O yavşaklığa da müdahale etmek lazım.
Yok ama... Ben niye Alper Andruk oluyorum buraya gelince? Aa, ben buraya gelince bana bir alplik geliyor. Devam. Miray dondun mu? Miray 32 puan verdi. Aa, puan kırdı. Nasıl yani puan kırdın? Kaç puandı ki? 48. Ya çok fazla veriyorum diye şey torpil olmasın diye 40. Helal kral. Eyvallah Miray, bu yayın bitecek. Neyse. Miray hala ışınlanmanın icat edilememiş olması konusunda şikayet etsin. Anlatılanları Berk ne kadar eğlenceli bulursa Miray o kadar puan alır. Işınlanma. Şimdi benim en büyük sıkıntım şu. Ben buluşmalara gelemiyorum. Ona çok üzülüyorum. Zonguldak o yüzden Antalya'yı muhtemelen... Ulan millet aç aç. Evinin kirasını ödeyemiyor. En büyük sıkıntıya bak. Küresel ısınmalar. Hayır ya, onu da... Bir bozma ya. Tam okulda... Amına koydum bütün cevapları. O yüzden efendim düşük vermek zorunda kalmak. Sen mantıklı açıklıyor ya. Anlat sen Miray. Buluşmalara gelemiyorsun. Çok haklısın. Kaç tane buluşma yaptık, hiçbirine gelmedin. Devam. Geldim de neyse, o aynen. Konumuz değil. Biliyor muyum şey, gelemiyor da değil. Hep okul zamanı olduğu için onlar çok moral bozuyor böyle hafta sonu falan. Yani o yüzden hani bir ışınlanma cihazı icat edilmiş olsaydı falan hani ben de gelirdim. Bravo. İsviçre'nin bilim adamları şu an icat ediyorlar. Ne? Miray buluşmalara mı gidemiyormuş? Senin sorun geliyordu. Nereye kaçıyorsun? Ekten cevapladı. Ben işte kesin karın gel buraya, gel gel. Cire karın yine. Peki Miray. Buluşmalara umarım gelsin. 36 puan. Al. Sen buluşma yani Miray. Puana oynuyorsun. Anlamadım fark etme. Anlamadım fark etmedi. Anlamadım sanma. Berk ile Miray sevgili olsaydı ve Berk bir aylık konuşması yapsak olsaydı nasıl yapardı? Berk ne kadar üzüldüğüm konuşma hazırlarsa o kadar puan alır. Bana itelendi değil mi? Ulan tam yerinde denk geliyor ha. Nasıl çim ben? Güzel keyfi keyfi de bir sakız çiğneyim. Sen abi hadi. Miray şimdi gözlerinin içine bak, ben sana bunları söylerken. Bak bak, kafanı şöyle tutuyorum ben şu an. Tut Berk. Ben aylık konuşmalarımı hep böyle yaparım. Kendini tut. Kendine tut. Kafanı şöyle tutuyorum şu an. Aylık konuşmalarımı hep böyle yaparım. Saçmalama, böyle falan yapmıyorsun. İstiyorsan bu kamerayı getireyim, sen kamerayı tut. Telefonla yapmıştım da var evet. Telefonu böyle tutarım o zaman. Ya Miray, zaten biliyorsun hani senle başlarken de sen yaban çakalıydın. Böyle birinin ayrılmam falan bekledin de başladı bizim ilişki. Büyü. Bir de ter kokuyor musun? Buna başlaydı ona. Bütün bilgileri kullanıyorum. Buluşmalara da gelmiyorsun. Hala ışınlanma bulunmadı diye. Ağzın da kokuyor bir de. Yetsi ağzın yetmedi. Kokama değildi şimdi. Ha, o değildi o. Önce kızdı. O yüzden ayrılmıştık bu arada. Ya Miray, çok iyi bir insansın. Tamam, mutlaka herkesin tanıması gereken bir insansın. Daha ileri hak ediyorum. Kesin öyle. Çok güzel. Sorun kesinlikle sende değil, bende kıl dönmesi var. Sorun asla sende değil. Sorun bende. Bağlanamıyorum. Böyle bir ıssız adam mı desem? Yağmur adam mı desem? Karınca adam mı desem? Deme be. Karınca adam daha iyi. Çilek reçeli. Şey. İncir reçeli. İncir reçeli desem. Çaresiz içimdeki çocuk. Sorun kesinlikle sende değil. Bende. Ne abi sorun peki? Sen daha iyilerine de layıksın bu arada. Peki sorun ne? Niye ayrılıyorsun? Niye? Nasıl ya? Kıl dönmesi bir sebep olamaz. Niye ayrılıyorum? Niye ayrılıyorsun? Bir insandan genelde şey için ayrılırım. Okulu bitirirler bana. Ve ben ayrılırım. Miray okul bitmiyor. Hocalar hep bana taktılar. Anla bunu artık. Sorun sende değil, hocalarda. Benim. Ayrılmak istiyorum çünkü okul bitmiyor. İyiyim, madem daha ilerine layık. Olur mu ben birilerini? Mantık lan bu. Ya sen de hemen nasıl yediyorsun ya? Oğlum nasıl yediyorsun? Ama bu değil filan diyor. Karikatür var. Bu kadar değil. Bu da değil. Bu, buna layık değilsin filan diyor. Orada yaban çakalısın ya. Ne zamandır bir ilişkin var. Bir açıklama hak etmiyor mu? Yo ben yedirdim oğlum. Bana ne? Tamam artık. Daha ilerine layıkmış. Ben tamam o zaman dedi. Ben tamam. Bir şey arıyormuş lan. 48 vermen gerekiyor çünkü ama tamam dedin. Çok fena ikna oldun yani. Ben ikna oldum ya. Evet onu gördük zaten falan. Hepimiz. Aa tamam dedin direkt. Oyuna geçelim. Oyuna mı geçelim? Tamam Miray'ın son sorusu sonra geçelim. Oğlum bu neymiş ya? Bayağı aşktan gülüyor. Allah Miray sen aşk haricinde bir soru cevapladın mı? Ne? Yok bir şey, soruyu cevaplayalım.
en büyük aşkının kalp çarpıntılarını. Şimdi ne bileyim, hiç öyle bir aşkım oldu mu onu da bilmiyorum. Sonuçta 22 yaşında 22 yaşında nasıl aşk değildir o. Sen bir şey yap. Ben ki. Anlat bakalım. Ha, anlat aşkına. Bakayım nasıldı bizim ilişki. Evde. Az önce ayrılmamış mıydınız siz? Aa, ayrıldık evet. Beni anladın. Evde yemek var mı? Değiştir tamam yani kral. Eyvallah. Şunun bitimini bir tane söylesene. Yok. Miray evde yalnızken en sevdiği şarkıda nasıl dans ettiğini göstersin. Ne? Miray evde yalnızken en sevdiği şarkıda nasıl dans ettiğini göstersin. Bir de değiştirdiği bu. Değişmiyor dolayısıyla. Aa, Miray. Bak şey de yapabilirsin ama. Ya. Önce bunu ya. Çekinmeden kendini dansa ne kadar çok verirse o kadar puan alır. Hadi bak. Attım bak. Dans et. Valla bak challenge aslını böyle indirdim aşağıya. Seni bekliyoruz. Ayşim bitiyor benim. Yok. Hayır hayır. Dans. Taciz yok, dans et. Dans yerine şey de yapabiliriz. Ama yine eve dansı bir de ufaktan şey yap. Bir şey söyleyeceğim. Sen de utan. Yoksa tüm yok, yok. Tüm kanallarda banlısın. Hayır, bakayım. Nasıl ya? Evde yalnızken nasıl dans ediyorsun? Tamam ya da en sevdiğin şey yap. Dansı değil de evde yalnızken nasıl şarkı söylediğini göster. O da olabilir. Evet, zaten. Olur. Olur. Evde oturarak mı dans ediyorsun mesela? Hayır abi, dans ederken şarkı söylesin. Abartma sen de ya. Allah evet Allah. Evet, dans ederken şarkı söylesin. Bir de yemek yap aynı anda. Bir tane. Aa, ama evet. Bak. Ama bak düşün. Hadi dans edelim. Evde tekken yabancı. Tamam, yabancı tamam. Söylüyorsun. Yabancı söylüyorum. O zaman ama şarkı söylerim. Ata ata falan. O zaman Shape of You söyleyip dans edeceksin. Evet. Emin ol abi de Shape of You falan diye böyle yardır. Sözlerini açsam olur mu? Ha ya istediğin şarkıyı söyle tamam. En çok söylemeyi sevdiğin şarkı ne evde? Dur. Evde yalnızken. En çok söylemeyi sevdiğim şarkı. Söyleyip dans edeceğim. Mezleke falan yok mu? Yani. Tamam şey söyleyeyim işte. Shape of You'yu söyleyeyim size. Söyle. Ama bazı yerleri... Ne ablana bak. The club is the best place to find a love, so the bar is where I go. Me and my friends have a doing shots, drinking fast and doing dance so slow. Girl, you know I want you. Dance it. Girl, you know your love was handmade for somebody like me. Come on, now follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on, my follow my lead. Come on, my follow my lead. I'm in love with the shape of you. The push and pull. Bir dakika dur. Kedi atladı. Devam et. Tam bence zaten. Kedi bile dayanamadı işte ya. Hayır ya. Güzeldi değil mi ama? Bence Türkçe olmalıydı. Türkü mü olmalıydı? Türkçe olmalıydı. Türkçe olmalıydı dedim. Kedi atladı. Türkü söyleyip çık köfte karşı. Dur çekinme. Arven gözüksün. Arven şey popüler söyledi. Arna az önce atladı kameraya. Aa. Evet. Kral ne haber? Yine geçmişin köşene. Arven cevapla. Miray en sevdiği kediyi söylesin. Arven. Tabii. Tabii o benim de 12.000 takipçim olsa kedi olur. Ben... Bundan daha popüler kedi var mı? Baktın mı hiç? Var mı? Var mı? Kaç yaşında? 1. Aa almış da. Bak bize Shape of You söyledi. Aa. Birazcık da dans etti ama bir de ben sözleri internetten baktım. Ben göremedim. Başka Türkçe... O yüzden şeyin... saymayalım yani sözleri internetten baktım. Ben en son şeyi duydum. Türkçe Türk olmalı dedin. Onu duydum. O olsun. Yok mu? Ya dedim böyle şeyler. Ne? Ya yok mu bir Serdar Ortaçan diyenler? Söyle dans et. Sen niye dans taktın? Ney var mı? Soru öyle. Soru öyle. Şarkı Türkçe yok, soru. Şarkı. Türkçe. Türkçe. Söylesene ben kediyle oynuyorum. Sen bana ne bakıyorsun? Poşet. Poşeti söyle. Ne? Evet. Poşet mi? Poşet. Size poşeti söyleyeyim mi? Söyle.
Ama şeyden sözlerine bakmam lazım. Oho. Tamam. Oho Miray, senin sözlerini bildiğin bir şarkı ya var ben, mı? Bak çok net söylüyorum, bu kadar şarkı söylüyorum ama hiçbir şarkıyı tam olarak ezberlemiyorum. Tamam, hepsini ezberlemiyorum ama sen 3 dakika burada şey söylemek zorundasın. Can Tahmin İzmir Marşı demiş. Hadi yok mu? En sevdiğin şarkı ne Türkçe? Ya da şey söylemeyi sevdiğin. Sen bize ne söylemiştin kimin ya? Kimin öyküsü buyu söylesin işte. Sen söylüyordun bir şeyler. Aynen. Kimin öyküsü buyu söyle. Sabah uyandım yanımda yoksun. Solumda bir acı senden yoksun. Soluksuz kaldım köşelerde. Yalnızım sanki yorgun. İnan değildi sonsuz. Bitti gitti seyrettik aşkı. Sanmışım yolu yordamı bu. Böyle yazılmadı. Ya da ben öyle kandım. Şimdi tek başımayken kimin öyküsü bu? Bu benim öyküm, yazık yaralı. Kalbimin pek çok yeri yamalı. Söyle. Çok iyiydin Miray, helal olsun. Akar kanadından düşer yere, yere kalınır. Gabono. Okey. Teşekkürler Meray. Çok iyiydi. 360 puan. Hayır zaten sen bunu yayında söyledin. Niye tribe giriyorsun ki? Söyle bir daha. Bu sefer kameralı söyle. Tribe girmiyorum. Onu söyleyin demediniz ki. Biz sana şarkı mı söyle şey? Bu gitti ben İngilizce söyleyeceğim falan Allah dedi. Allah Allah, kendi kendine girmişsin şeye. İşte diyor ki kulüp en iyi gittiğim yerdi falan. Tamam. Biz şeye mi geçelim? Etkinliğe mi geçelim? Peki Miray, görüşmek üzere. Görüşürüz. Chat'te gel bakayım sen. Bir chat'e gel. Chat'te görüşürüz. Çete gel kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam, ezmişiz şuna bak. Uf, yok ettik ya. Yok ettik. Hep benim sayemde işte. Bütün sorulara çirkef yapıyorum ben. Bu taktiğe devam Berk. Yanlış yere geldim dur. Böyle olmaz ki. Arkadaşlar şimdi size yaşadığım çok kötü bir anı anlatacağım. Az önce şarkı söylerken Anlost Ateş yazdım. Ve emot çıkmadı. Anlost yakmadın acaba? Kendi emotumu unutmuşum. Evet. Anlost yak olacaktı. Evet, ben 43 aylık aboneyim, ben biliyorum abi. O yüzden. Girsene artık. Ne yapmam lazım? En kısa sürede yayın açmanız lazım Anlost Bey. Ya da ben öyle kandım. Bak Anlost klipsini yazdığına göre. Yarın. Yarın patlıyor muyuz? Ramazan Anlost geri mi dönüyor? İlkay. Merhaba. Merhaba İlkay, ne haber? Evet. Al. Niye ben ya? En son ben anlattım şeyi. Ne anlattı oğlum en son? Oğlum yap, en son ben... Yap şovunu. Yap şovunu. Yap şovunu. Ben şeyi anlatmadım en son, güvensizlik problemini. Umurumuzda değil, yap. Hayır abi, en son ben Miray'la şeyi anlattım. Neyi anlattın? Ayrıldı filan ya, evet sende. Hadi bakayım Berk. Messi. Evet. Hadi bakalım. Ne diyeyim şimdi? Berk Arap spiker olsun ve 90 dakikada gelen gole aşırı sevinsin. Ya Habibiler, yallahlar, maşallahlar, şükranlar havada uçsun. Neydi lan o Messi? Yapıyorum şimdi. Allah falan diye bağırıyorsun böyle. Sen bu işi biliyorsun İlkay. Hiç izledin mi Arap spikerden futbol maçı? Yapıştır. Niye beni aldın yanına? Oğlum ne bileyim ya, bir desteğe ihtiyacım var şu anda yani. Yaparsın oğlum bak şekilde. Maşallah. Ne diyor lan orada? Ankara Messi mi diyor? Bir şey diyor ya orada. Ankara Messi. Yapıyorum. Hadi. Yap. 90. dakikada gören böyle Arap spiker olsun. 4 defa kutu soruyor. Oğlum gelmiyor aklıma. Arap diyorsa başlıyor. Tahtaya çıkıp vakit kazanmaya çalışıyorum. Biz hani ben sorumu geçiyorum ya. Hayır abi. Yap bunu. Bak linç gelir. Yap linç. Artık yazıyorlar. Linç. Yap. PPDG var. Hayır hadi ya. Hadi. Oğlum ne izin? Hadi. Hayır. Bak bir sonrakine geç diyorlar ya. Yaparsın linç. Diyorlar oğlum. Tamam ben geçiyorum abi bir sonrakine. Bir sonrakine. Cümleye nasıl başlayacağım bulamadım. Oğlum Messi golde işte yapıştır sonra. Ya abi bir yap, bir gol gol duyalım hadi. Ya abi bir yap, Messi. Hadi abi hadi yaparsın. Hadi lan. Messi ya abi biler, ya maşallah. Gol ya abi biler. Evet.
Çok eğlendirmişsin. Eğlendirmişsen ne oldu sana İlkay? Güldü sana. Lerekini de okuyor ya. Yalanlaşma. Habibiler değil mi? Ya Habibiler. Ya. Bana yaptırdığınız, bahtırdığınız şeye bak. Yalanlar maşallah. Ben ne diyeceğimi unuttum bir şey bağırırken. Maşallah değil bu arada. Maşallah. Yap bakayım. O zaman sıra sende değil mi sana? Yapacaksan yapsana amına koyayım. Şükran, Şükran. Nasıl Şükran? Yap lan, yap. Üstü yapıyor. Sen yapabiliyorsun. Üstü yapmıştır hadi. Zaten bu yapacak başından beri bir buçuk saattir burada. Yapar o, yapar. Evet. Vermeyeceğim ki. Kedisini almış yana. Buraya bak lan. Ver be. Kedim. Maşallah kardeşim. Maşallah, maşallah. Ver puanımızı İlkay. Ah bebi. İlkay sen de bizi mi koparıyorsun? Versene puanımızı. Terlettin beni İlkay. Bir buçuk saattir buradayım, ilk defa terledim ya. Maşallah kardeşim. Olabilir. İlkay vermiyor puan. İlkay puanlı artık. Tamam ben şimdi puanlıyorum. Aa, eyvallah İlkay. Ya. İlkay sana bir tane soralım. Tamamdır. Maşallah İlkay. İlkay gitme bir. İlkay bir aslan gibi kürtesin ve ormanda kaç kaplan. Kaç kaplan gücünde olduğunu göstersin. Olanlar belki için ne kadar eğlenceliyse İlkay o kadar puan alır. İlkay. Şimdi ne yapacağım? Kükreyeceğim aslan, aslan gibi. Aslan gibi kükreyeceksin ve ormanda kaç kaplan gücünde olduğunu göstereceksin. Arapça kükre ama. Ben öyle söyleyeyim. Kükre İlkay. Nasıl kükrenir ki? Ben aslan kükremek bilmiyorum. Ben Arapça biliyorum ya. Ben Arapça sundum maçı ama. Sen zaten kükremeyi bileceksin. Kükre kardeşim. Çabuk. Olmadı. Yani olmaz ki yani ben bilmiyorum. Bir daha dene. Ben de bir daha dene. Olacak illa ki. Olacak. Spikerlik yapsam olur mu? Hayır abi, hayır hayır. Hayır. Aslan. Tamam. Hadi. Ben bir önceki soruya cevap verdim mi öyle? Hadi evin içinde bir de, evin içinde gezerek. Tamamdır. Hadi. Salona gidip bir an kükresene. Annesi nasıl içeride böyle bir anda kükresene. Kükre, tamam. Kükre, çabuk odaya kükre. Kaç bayağı bir soru. Bayağı bir soru. Bravo İlkay. Olmaz. Kükre dayak geliyor. Kaç oraya da kaç. Oğlum nereye gitti lan İlkay? İlkay babası yakaladı. Aslan kaçıp para varalım. İlkay umarım beraber planlarız ya. Eklemiyoruz İlkay'ı. Sertan geldi. Sertan selam abi. Allah senin belanı vermesin. Sertan bir de git sen kükre hadi. Hayır oğlum bizde. Hayır şeyde. Sen bizde. Sen kükre. Yo. Değen kükresin. Tamam abi git içeriye kükre. Canlarının odasına gidip bir kükre. Gitme gitme şey kopuyor. Sertan merhaba. Kükre. Merhaba. Aslan şovum için hazır mısın? Hazır. İlkay gibi olmadı. İlkay ama salonda geziyordu İlkay. Tamam abi sen de odadan içine gez. 10 metrekare. Ama gidiyor işte. Şuradan çıktığım gibi Wi-Fi gidiyor. Tamam odadan şuradan geziyorum. Odanın içine git gel. Sakin dur. Tamam at bakalım. Ma memo. Ma. Dire ne haber? Pı 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 pı. Hazırım tamam. Zaman kazanıyor. Sertan düşük ver. Bu ne adam? Atanamayan. Atanamayan aslan mı olmuş değil mi? Anam karılara bak. Tamam oldu bence ya başarılıydı. Sen bilirsin Sertan. Sertan başarılı değil miydi abi? Pislik yap Sertan hepsini yapar bu. Beğenmedin de. Nerenin aslanı bu de. Sor yani. Beğenmedim. Sertan ben 4 senedir falan hayvanat bahçesinde çalışıyordum. Al bak bu da. Bak bu da kaplan. Küçük kaplan. Adı Tigir. Tigir kaplan demek değil. Pekala Sertan. Oyna. Eyvallah Sertan puanımı alayım. Wow. Puan yüksek şimdi. 5 yani. 4 abi 4. Garanti. Nasıl 4 ya? Nasıl 4 ya Sertan? Dur bak şimdi bak şimdi sana ne yapıyorum bak şimdi. Ha. Ben soruyorum. Zor soru zor. Zor soracağım sana. Efendim ha. Abi? Oo bunda 1 var lan. 3 puanlık. Anlat bakalım. Oğlum full racism lan. Allah. Ne ama dikkatli anlat. Sertan şöyle. Sertan çok kırıcı olmadan. Kırıcı olma. Şu an canlı yayındayız. O ülkenin bir vatandaşı da izliyor olabilir. Kırıcı olmadan devam üzülmesin et. Yani üzülmesin ülkenin. Yani.
Sonuçta nerede doğacağını, nereye vatandaş olacağını seçemezsin en başta. Zaten sen soruyu geç. Evet, o da bir seçeneğin. Şey yapmak istemiyorsan. Veya şey diyebilir abi, Avustralya mıydı? Avustralya diyebilir. Çok uzaktı yani. Çok, bir de vahşi doğa ya hep. Kanguru seviyorum deyip evet. Sürekli klozetlerden spider falan görüyoruz. Evet, Avustralya'daki ben işte çok korkuyorum abi Avustralya'da. Doğal yaşamın tehlikeliliği falan. Ayrıca orada işte şey de oluyor diyebiliyorum. Yılan oluyor. Fırtınalar. Şey Akyons tarafından gelen. Yılan oluyor orada. Kobra. Açınız kapı, beraber. Kapında kanguru olmuyor muydu orada ya? Evet Sertan. Dövüşüyorsun. Sertan? Abi. Ne diyeyim abi şimdi? Tamam geçebilirsin Sertan soruyu. Soruyu geç abi. Geçebilirsin. Sertan tamam, 10 dakikada mı? Saçlarınla oynuyorsun oğlum mu? Benim yok diye yani. Ayıp değil mi abi? Ben de oynadım yani. Müzik söyledim. Şarkı söyledim. Şarkı mı söyleyeyim? Tamam sen soruyu geç. Bir sonrakini cevapla üstüne bir de şarkı söyle. Nasıl? Olur. Tamam. Geç. Bundle yaptın çocuğa, bundle. Geç bakalım sonrakine. Oo. Anlat bakalım Sertan. Sertan kesin saçlarının dökülmesinden korktum. Yani en çok köpek herhalde. Yani köpek mi? Şimdi mahallede köpek vardı. Hı hı. Ben de koşarken ya koşmak tahmin ettim. Köpek bir koş, ananı sikeyim dedim. Oğlum köpeği yani kışkırtın, koşmayın. O zamandan beri köpekten kulatıyorum işte. Peki Sertan, tamam, şimdi şarkımıza geçelim. Şimdi Sertan. Köpeklerle ilgili bir şarkı alalım. Ne söyleyeceksin bize? Ne söyleyeyim? Ne var? Bak yine aynı muhabbet. En çok neyi söylemeyi seviyorsan. Türkçe, yabancı fark etmez. Yolla söyleyeyim. Yolla. İstediğini yolla. Etraf kontrol ediyor Sertan şöyle. Ha? Allah yarabbim, Allah yarabbim. Sen gelmedin mi? Sen başka bir yolla, şey yazılmıyormuş gibi. Yolla kaderim, yolla. Ne de olsa. Dert ya, yanar. Gerisi. Ne gerisi? Gerisi başını yok ki oğlum. Ne gerisi? Nasıldı şarkı? Ben unuttum şarkıyı. Doğrusunu unuttum oğlum. Neydi şarkı? Sertan çölümler altı çölümler. Telefonu unuttu da şarkını söyledi. Nasıl bir şarkı? Peki Sertan oğlum, kızma. Eyvallah Sertan. Sertan yolda. Görüşürüz Sertan. Görüşürüz kanka. Görüşürüz abi. Oğlum o nasıl bir şarkı lan öyle? Oğlum neydi ama bakayım? Yolla ne kaderim olsun, yolla. Acıları bana yolla. Ya. Ne de olsa dert babasıyım da anasını satayım. Ha. Yolla. Biz söyleyelim bir tane. Mustafa şimdi sana şu şarkı söylüyoruz. Yolla kaderi yolla, yolla. Acıları bana yolla. Yolla. Ne de olsa dert babasıyım ya ben. Yolla. Vav! Çocuk direkt şeyle girdi. Numan. Allah okşasın Berk abi ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam karşı. İnanılmaz bir yayın. Yayınla. Yayınla mıyız? Yayınla mıyız? Ne oldu? Numan bu evde misin lan? Parlıyor lan. Burada mısın lan? Ha aman ya. Buraya mı düştün? Evdeyim abi. Kaçın da daha net duyayım. Şeyi kapat. Televizyonun sesini kıs. Televizyonun sesini kısar mısın? Yayının sesini. Bir saniye ya. Hah. Söyleyin abi. Biz söylemiyoruz. Sen söyle. Var. Geçmişte yaşanan olayların hangisine gözlerinle tanıklık etmek isterdin ve neden? Geçmişte yaşanan olayların Bobar'ın 1.8 olduğu zamanları görmek isterdim. Sen var ya. Güzel. Sen güzel, helal olsun Bobar, çocuk. Güzel. Helal. Ben var. Çok var. Sana ya, daha çok yok mu amına koyayım? Bir daha sor, bir daha 12 veriyorum. Tamam. Normal normal. Helal olsun. Bobar'ın 1.8. Dur ben sorayım şimdi. Sor sor. Ama kolay sor bak. Banlarım yoksa. Berk hoşlanmaması gereken çok hoşlandığında hislerine ket vurmak için ne yapar? İtiraf etsin. Ben lisede kız arkadaşımdan ayrıldığım zaman hala bir şeyler hissediyordum ve devam ediyordu bu. Ve her gün de beraber sonuçta okulda görüyorsun, kantine görüyorsun, bir yerde görüyorsun, denk geliyor. Ve bu hani senin hislerini bitirmene yardımcı olmuyor. Yani o lise bitene kadar ben o şeyi çekecektim, o acıyı çekecektim, başka biri olmayacaktı.
Ben başka bir şey yapmam gerekiyordu. Ben de okulumu değiştirdim. Bu yüzden mi değiştirdin? Anladım. Evet. Helal kral. Tamam, puanladım. Abi bir şey soracağım. Geçeceksem ben CSGO için hangi klavyeyi almam lazım? Orada bir klavye lazım alacağım. Programın kötü emellerini alet mi ediyorsun sen? Bu soruyu cevaplıyor, belki cevap verecek. Al. Oğlum kapatsana yayını. Niye dinliyorsun kendi, burada konuşuyoruz biz. Yayını kapat, yayın tekrarını izlersin sonra tekrar. Yayının sesini tamam. Kapat. Tamam mı? Tamam. Yayını tekrarını sileceğim ama. Dur bir saniye ya, ben en iyisi kulaklık takayım ha. Dur lan. Yazık şimdi ya. Sete gelip küfür etsin. Bulman. Ha. Şimdi sesim daha net geliyor. Tamam. Ben ekranda belirdiğim anda, benim hakkında ne düşündün? Efendim? Ben ekranda bir anda belirdim ya şimdi, eşleştik ya, meç olduk ya. Evet. Ne belirdi aklında hemen, ne düşündün? En olumlu şey. Berk ekranı yanında, onunla ilgili. Abi valla, ben de şaşırdım yani, gelmez diye düşünüyordum. Bir saattir bekliyorum ha. Bir buçuk yayının, uygulamanın girdiği andan beri bekliyorum ben. Basıyorum. Önüme her zaman bir tane beni çıktırıyor, söylüyorum ona. Peki Numan. Geçiyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. En iyi CS klavyesi de... Görüşmek üzere. Kendine en alt hissettiğimdir. Yayına buradan bak. Devam etsin. Yolla. Al işte. Zakka be. Aha. Aa Berk abi. Geldin amına koyayım. 8 kere yazdın o chat'e. Gel, denk gelemiyoruz, denk gelemiyoruz. Ne haber Murat? Amına koyayım ya, çok heyecanlıyım. Evet Murat. O mu cevapla? Evet. Misafirliğe gittiğinde çorabımdaki delik parmağı fark ettim. Parmağı saklamaya çalışır yoksa içi espriyi mi vurur? Ne yaparsın Murat? Saklamaya çalışırım, götü kurtarmaya çalışırım yani. Kurtarırsın. Nasıl mesela? Halının altına sakarım yani. Mesela şöyle yaparmış, geçen anlattı şunu. Mesela şurası yırtık ya. Bunu yırtık şöyle yaparmış. Çevirsin, evet. Sonra böyle tutarmış ayağına ya. Helal olsun üstüne. Helal olsun. Bravo kardeşim. Çalışılmış hareket. Sen nasıl saklarsın? Ne? Sen nasıl saklarsın Murat? Lakabeo Murat. He. Halının altına saklarım yani. Veya çorabı dikerim yani. Oğlum ya ev sahibi niye aldığı kaldırıyorsun falan dersin. Yağlı flex'e eğerler. Oğlum bir de garip bir görüntü yani. Bok yeriz. Yağlı flex'e. Bok yeriz baba. Eyvallah kardeşim. Eyvallah Murat. Chat'ten ne spam yapıyorsun? Ben 4 verdim sana. Chat'i niye kötü emellerini anlatıyorsun? Hadi bir tane de Direncan abiye sor. Oğlum yine aşk gelmesin ya. Yüzyıllardır aynı kaynaktan çıkıyor dedikleri maden suyunun neden son kullanma talihi var? Hani yüzyıllardır akıyordu? Yüzyıllardır akıyordu ama güzel kardeşim, onu uygulayan kimyasal işlemler sonucunda belli bir son tüketim tarihine kavuşurlar maden suları. Özellikle limon gibi aromaların eklendiği maden sularında bu son tüketim tarihleri daha kısıtlı süreler olabilmektedir. Gördükleri ısıl ve ışıl işlemler sonucunda maden suları şu an tattığınız tada kavuşurlar. Lakin kaynaktan çıkan tatları şu anki tatlarıyla aynı değildir. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Direncan Karatay. 12 puan almazsam... Teşekkürler Direncan abi. 12 puan almazsam... Sana 12 puan değil, taş şahan sağ olsun. Eyvallah Murat. Vallahi öyle bir taş şahan dedi ki titredim akşam. Yemin ediyorum çok. İçten söyledi çocuk. Eyvallah Murat. 3 puan kaybedeceğim. Görüşürüz abi. Dur bakayım. Bir dakika. Ha. Anlat bakalım Murat. Ha anlat. Sevgililikte kıskanan kişinin özgüveniyle ilgili problemleri vardır. Söyleme hakkında neler düşündüğünü açıklasın. Bir sevgilim olmadı, ben tecrübeli falan değilim, hiç anlamadım bu soruyu. Aga be! Soruyu geçiyorum. Aga be! Ver full puan ver çocuğa. Full puan verdin Murat. Allah be! Yıkıldık. Görüşürüz Murat. Görüşürüz. Çocuğu sen de terk et. Sen de yarım bırak çocuğun ağzındakini. Yani basmış olabilir. Yakıştı mı sana be? Yani basmış olabilir. Yakıştı mı abimiz dedik. Bakmet mi? Bakmet. Abi ne haber? Bakmet. Oğlum Bakmet değil miydi? Bakmet.
Mehmet. Bence adı Mehmet. Hey Mehmet, sen misin gerçek Mehmet? Merhaba, isim neydi? Ahmet değil mi? Ahmet abi. İsmail abi. Ahmet abi. Yunan abi. Efendim kardeşim. Abi bak, cizde senle fotoğraf çekildik. Berk abiyle senle bir fotoğraf çekildik. Fotoğrafta sanki Berk abi benle fotoğraf çekmek istemiyordur. Onu sana atacağım be. Bir de senin iki tane ifşan var bende. Oğlum ayıp ediyorsunuz ha, ifşanlar. Ahmet neyse. Puanı ben verseydim görüşecektik. Ne demek ifşan? Benim ifşan var. Ya ben arada bir şey yapıyorum. Böyle telefonu veriyorlar ya buluşmada onunla. Şey yapıyorum böyle, iki tane kendimi çekip sonra bizi çekelim. Size yani muhabbete falan şey olduysanız öyledir büyük ihtimalle. Peki. Eyvallah. Ben çevresine gelerden açıkta en iyi olduğu güzelliği örnekler. Açık ara en iyi olduğun üç özellik. Çevresindekilerden. Ya, bizden yani. Ya hayret olsun. Cevaplara göre dert geliyor gibi bir şey var. Online olmayan her şey için dalarım sana. CS falan okey yine. Mesela soğukkanlılığı. Evet. Birincisi bu. Ama üstünü ölü gibi lan. Yok. Onlar panikliğini görüyorum canım. Tabi. Kazanlı en net kazan. Oyunların hepsini geçtim kazan. Direkt birinci şey senaryo aklımdaki. Helal olsun. Lan uyuyordun peze bir yeni şey ne yapacaksın zaten? Uyuyordun oğlum, o yüzden soğukkanlıydın sen. Adam, önünde görmedin ki sen olayı. Tamam görmedim de amına koyayım, bana vurdular. Adam bana vuruyordu aslında. İçine atlamasam arabanın. Furkan'ın soğukkanlığı beni benden almıştı kaza günü ama. Furkan'ın soğukkanlığı. Demirde atlamış olmadan. Demirde atlamış geri gelemedi Furkan. Ninja olmuş olmadan bir anda. Neyse. Eyvallah. Soğukkanlığın. Gitti. Anlat iki şey daha anlat. Ninja'nı. Övkenle övmem. Oyun bitmiş oğlum. Kaç aldık lan bu? Kaç aldık lan? Ama biz iki kere girip çıktık ya. Puanımız azaldı. Mesela... Murat'a bak! Murat oynamış arada bile. Oğlum Murat, biz beni beklerken oynamış ama arada. Puan kasmış. Aaa! 20'ciyiz lan. Yalnız biz girip çıktık diye oldu değil mi? Vallahi çıkmasak yardırdık. Çıkmasak alırdık da. Çık bayağı yardırdık. Ya bir de sen kıza 2 verdin, kız seni çok sert geçti ya. Nerede o Burcu? Kastı mı lan Burcu? Bakayım. Kasmış mı? Şamil, Burak, Hasan, Lakabe, Samet. Yok abi ilk 20'ye girememiş. Burcu bence seni engelledi programda. Buldu öyle bir şey. Yok abi top 25'imiz işte. Berk mi lan? Top 25'imiz. Ezdik yani. Burcu falan yok. Ne o ya? Bu şey. Burcu seni eklemiş. Lakabe. Onu gösteriyorum. Tamam ya. Ama güzel de bak. Bu şöyle bir şey. Şimdi neyi izledik biz? Neyi yaptık? Bunu yaptık. Şimdi yukarı Bu delirme saati. Bunda geçenkine göre şeyler vardı. İsmail. Ulumalar vardı. Ulumalar falan vardı. İsmail geldi. Ulumalar eğlenceli olurdu. Bakalım bir sonraki yalnız anda. Yalnız yiyelim. Korku gecesi. Mete arıyor şimdi. Aramayın abi. Yayındayız. Bu oyundaki görevleri yapmaya cesaretin var mı? Bak bu. Mesela bu delirme gecesiydi. Yürek yiyip gel. Bu işte kükremeler. Abi. Arap spiker falan. Bu öyle de korku gecesinde herhalde birilerine bir şey yapacağız. Bence... Bilmiyorum. Mesela ben delirme gecesinde çok şeyim. Neydi o? Çok okeyim yani. Bu bayağı bir şeyler olacak gibi bunda. Evet. Sonra. Bakarız sonra. Sonra bakarız. Sonra ne varmış? Umarım yalnız korku gecesinde birini falan korkutmamız istenmez. Çünkü ben buradan çıktığım zaman... Yo yo ya. Şeyler olabilir ya. En aklındaki korkunç sahneyi anlat falan vardı ya. Hmm. Onlar da olabilir. Ya da bir şey canlandırman falan isteyebilir. Evet. Olabilir. Zombi yapsana bana bir tane. Zombi gece yasaklıyor. Ne zamanmış bu? 8 Mayıs. Oo. Oğlum bu geçmiş lider tablosu diyor ya. Şu an o etkinlik geçmiş. Bu geliyor, bana hatırlat bu geliyor, ortaya karışık geliyor. Ortaya karışık bizim geçen girdiğimiz hepsinden var. Tamamdır. Her şeyden biraz biraz. Her şeyden biraz biraz var. Şu bize eklenenleri kabul edelim. Samet seni kabul etmiyorum. Berke'ye ettim. Sertan'a ettim. Murat seni ettim, arama bak. Banları. İlkay'a ettin yanlışlıkla bak. İlkay'a ettim. Aa İlkay'ı edeceğim tabii ki abi. İlkay bağıran değil mi? Aa evet evet. İlkay'ı etmeyeceğiz de kim edeceğiz? İlkay'la oynanır abi. Ne tamam. Bağırdıydı be. Harbiden ha. Aa bizim Riven, Emre. Riven bile açmış. Ağrı ya. Enes hangi Enes lan? Polis Enes herhalde. Emin. Çevik Enes var ya. Bu ne şimdi Yasin? Çevik Enes var ya, o değil mi o? İlkay... İlkay'ı açacağım şimdi ha. İlkay bağır... İlkay şey açıyormuş İlkay böyle. Dayak yediği anları gösteriyormuş. Bize bir kere daha kükresene kardeşim diye. Oh. 22 saat sonra ortaya karışık var yani. Tabii canım bununla da olacağız. Yok canım bununla olmayacağız.